Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizor ko'ruvchilar. Istiqlal xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Ben Abdulla Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan kun tartibidagi haberlerini huzuringizga sunib chiqarishimiz. Qanamizda diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Xalqaro jamiyatning Mulanga bo'lgan qarshilik sadolari Xitoyni qiyin ahvolga tushirib qo'ydi. Disney şirketi ishlagan yangi kino Mulan qo'yilishga boshlaganda ekan, dünyanın her qaysi joylarida bu kinoni boyqut qilish sadolari qaytadan kun tartibga kelgan bo'lib, növbəti Xitay dairələri kinonun tarqılışığa əlaqədar xəbərlərini bütünlüy çəkilgan. Reuters agentliyinin tünügünki xəbərdə bildirilmişcə, Xitay dairələri Xitaydakı asaslıq taratqu orqanlarına ciddi buyruq düşürüb, məzkur kinonun qoyulğanlığına əlaqədar xəbərlərini tarqıtışqa bolmaydığanlığını bildirgan. Xitayning bu çəkilimini çıxırışıdan məzkur kinonun Şərq Türkistan Hong Kong məsələsinə əlaqədar bolışı və xalqaro cəmiyyətdə qaytadan g'ulg'ula qo'zg'ishi səbəb bolğan. Bir qism şəxslər bu uqturuşning Xitay internet uçuru işxanası tərəfindən tarqıtılğanlığını aşkarlagan. Məzkur kino üçün 200 milyon dollar məbləğ salğan, asaslıqı Xitay görürmənlərini nişanlığan Disney şirketi bu kinonu əslində bu yıl 3-cü ayda qoyuşunu planlagan. Amma Xitay virusu səbəblik qoyuluş vaxtı keçiktirilgan. Məzkur kinonun baş rolçisi Liu Yifei Hong Kong namayişini bastırğan saxçılarını aşkarı qollab, xalqaro jamiyatning ayiblashiga va boyqut qilish sadolariga duch kelgan. Kino 4-sinfda bir tunji qitim tarqitilgandan keyin Disney şirketining kinoning oxirida Sharq Turkistondagi Xitoy tashviqot organlari va saqchi qismlariga rahmat aytganligi oshkorlangan. Bu sababli butun dunyoda bu kinoni boyqut qilish sadolari qaytadan ko'tarilgan. Xitoy doiralarining mazkur kinoni tashviq qilishdan cheklashi Xitoy bozoridan cho'ng umid kutgan Disney shirketiga yana bir zarba bo'lgan. Növbəti Xitayning internet uçuru işxanası ve Disney şirketi bu haqda hiç qanday ifoda bildirmedi. Amerika Kengash Palata a'zosi Disney şirketini Sharq Turkistondagi zulmni oqlash bilan ayıpladı. Amerika Kengash Palata a'zosi Josh Hawley Disney şirketining Mulan nomli film ko'rinishlarini jazo lagerlari mavjud bo'lgan Sharq Turkistonda suratga olganligini tanqid qildi. O Disney şirketiga bu haqda resmi mektup yollab, ularning millionlagan Uyg'urning lagerlarga qamalib qirg'inchilikka uchrashida bevosita rol o'ynagan atalmış Uyghur Abdum rayonlik va Turpan shaharlik jamoat xavfsizlik organlariga va shundaqli bu lagerlar haqida yolg'on tashviqot tarqatish bilan shug'ullangan Xitoy Kompartiyasining tashviqot organlariga rahmat aytishini jinoyatni oqlaganlik degan. Senator Josh Hawley maktubida Disney şirketi 2018-yili 8-ayda Mulan filmini ishlashga boshlaganda Sharq Turkistonda keng ko'lamli tutqun yurgizilib, Amerika hukumati va mustaqil organlar tarafidan allaqachon jazmlashtirilgan. Biroq Disney shirketi bu haqiqatni ko'rmasga selib, filmni ishlashni davomlashtirdi degan. U maktubining oxirida Disney shirketining nima uchun bir qism film ko'rinishlarini Sharq Turkistonda tartishni qaror qilganligi, u yerdagi jamoat xavfsizlik organi va boshqa hukumat organlarining bu filmga qandoq yordamda bo'lganligi, İki taraf arasında hali ham aloqa bor yo'qligi qatorliq 9 xil savolga javob berishni talab qilgan. Savollar ichida yana Disney şirketi Xitoy rejimining Sharq Turkistonda inson huquqlarini dafsanda qilayotganligini qabul qildi. Disney şirketi Sharq Turkistondagi zulmni va uni ijro qilayotgan organlarni oqlash rolini o'tayotgan Mulan filmini qo'yishni to'xtatamdi yo'q. Bu filmdan hozirgacha kirgan kirimni Sharq Turkistondagi zulmga qarshi kurash qilayotgan mustaqil kishilik huquq organlariga iona qilamdi deganlarmi bor. Angliyaning 100 dan ortiq parlament a'zosi Xitoyning irqiy tozalash qilinishini qattiq aybladi. Amerika ovozining 9-sentabrdagi xabarda bildirilishicha, Angliyaning 130 dan ortiq parlament a'zosi Xitoyning Sharq Turkistondagi bostirish siyosatini qattiq tanqid qildi va Beyjingni irqiy tozalash jinoyati bilan aybladi. Parlament a'zolari kollektiv e'lon qilgan mazkur uch xat Xitoyning Angliyadagi bosh elchisi Liu Shaomanga yozilgan bo'lib, hatto dunyo insoniy huquqlarining og'ir dafsanda qilinishiga oid bunchavala ko'p dalil isbotlarni ko'rganida hech kimmi buni ko'rmasga sala olmaydi. Angliya parlament a'zolari bu suhbatimiz bilan xat yozish orqali bu xil bostirishlarga qarshi keskin noroziligimizni bildiramiz va bu bostirishlarni darhol to'xtatishga chaqiramiz deganlar qayd qilingan. Hatto Xitoyning Sharq Turkistondagi majburiy nupus tizginlash va keng ko'lamli tutqun qilish qilmishlari haqidagi xabarlar, jumladan poyezd stansiyasida chochlari tushirilib, közü edilip, yağlap elip mengilgan Uygurlarının sin körünüşü tilg'a elingan. Parlament a'zolari bu sindiki körünüşlerinin natsist Germaniya yig'ivelish lagerlaridagi körünüşler bilan kişinin tinini shurkandirgudek derecede o'xshib ketadiganligini bildirishgan. Xitoyning Angliyadagi bosh elchisi Liu Yifei yaqinda Angliya BBC kanalining ziyoratini qabul qilganda Xitoyning Sharqi Turkistondagi bostirish qilmishlariga aloqador dalil isbotlarni inkor qilib, xalqaro jamiyatning kuchlik tanqidiga duch kelgan edi. Misrdan qaytarilgan Uyg'urlarning ahvoli oshkoralandi. İctimai uçur vasıları tarqalgan uçurlarda ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkistondagi qamoqxonadan kepillikka qo'yib berilgan ma'lum bir kishi chet eldagi tuqquni bilan ijtimoiy uçur vasılarida aloqalanishi orqali 2017 yılı Misr hükümeti Xitoyga o'tkazib bergan Uyg'ur o'quvchilarning ve qamoqxonalardagi tutqunlarning ahvolini oshkorlagan. Xitoy o'lkasidan sababsiz tutqun qilinib 23 kundan keyin Sharq Turkistonga elib kelinib kepillikka qo'yib berilgan mazkur kishining oshkorlashicha, Sharq Turkistanning hozirgi vaziyati intayin og'ir bo'lib, u nurg'un kishining Xitoy tarafidan urib o'ldirilganligini ko'rganligini, ularning jasadining oilasiga berilmay ko'ydirilganligini bildirgan. Uning oshkorlashicha Xitoy saqchilari tutqunlarni ko'zoynaklik yilonga chaqtirish, kishini yulish, mix qiqish, avratga qizitilgan simni tiqish qatorliq har xil qiynash vositalari bilan so'roq qiladi ekan. Misr hükümeti 2017 yılı Xitoyga qaytarib bergan o'quvchilarning hammasi ota-onasi bilan qo'shilib 15 yildan 20 yilgacha kesib o'tilgan. Uning qo'shnisi Misrdan qaytarilganlarning biri bo'lib, uni Misrga o'qishga borganligi uchun 16 yil, dadasini bo'lsa o'g'lini dinda o'qitgan degan sabab bilan 10 yil kesib o'tgan. Xitoy Nanning masjidining 40 metrlik munorini chaqib o'tdi. İctimai uçur vasıları tarqalgan sirlarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy Xonandagi Nanning masjidining munorini chaqib o'tgan. Xitoy islom dinini xitoylashtirishdan iborat 5 yillik razil planiga asosan Sharq Turkistondagi zo'r turkumdagi masjidlarni chaqib tashladi. Chaqilmay qolgan masjidlarning munor va gumbazlarini buzib tashildi. Xitoy o'tgan yildan boshlab Xitoy o'lkalaridagi tungan masjidlarning munor va gumbazlarini chaqishga boshlagan. Bildirilishicha, Xitoy yana Xonan shahriga taban Nanning masjidining egizligi 40 metr keladigan munorini kram bilan chaqib o'tgan. Yerlik kishilarning bildirishicha, munor egiz bo'lganligi sababli chiqish uchun ko'p vaqt ketgan. Kichik kranning kuchi yetmay, oxirda cho'ng kran orqali chiqib elib o'tgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy oldingi aydimo Ningxiyada nurg'ulgan masjidlarning gumbaz hamda munorini chaqib tashlab, o'rniga Xitoycha uslubdagi ravoqlarni yasab chiqqan edi. Xitoyning Juxay shahrida qattiq portlash yuz berdi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoyning Guangdong o'lkasi Juxay shahri Domin rayonida qattiq portlash yuz bergan. Xabarda qayd qilinishicha, portlash atgan soat 9 atrofida yuz bergan bo'lib, Xitoy taratqullari va tordoshlari yo'llagan bir qancha sindi ko'rsatilishicha, soda va toralg'u binolari bor ko'chadagi 8 qavatlik mehmonxonaning 1-qavatdan quyuq is ko'tarilgan. Orqadan yer yuzini titratib qattiq portlash yuz bergan. Portlashda binaning 1-qavati og'ir buzilgan, atrofdagi ba'zi do'konlar va o'ltiraq binolar vayron bo'lgan. Xitoy markaziy televiziya stansiyasining xabarida bildirilishicha, yerlik o't o'chirish tarmoqlari 10 necha o't o'chirish mashinasi va necha o'nlagan o't o'chirish xodimini qutqizishga avatgan. Navbatda portlashda 200 dan ortiq kishining yaralanganligi bildirildi. Guangdongning Janub kundalik gazeti xabarida bildirilishicha, Domen rayonlik partiya komiteti tashviqot bilimi bu qarashni rad qilgan bo'lib, növbette torbi xatarlik saqchilari bu vaqtdagi xabarlarning kelish manbasini tekshirishga boshlagan. Xitoy doiralari izchil holda zo'r vaqalar va aloqador xabarlarning torda tarqalishini qattiq kontrol qilib kelmoqda. O'tgan yili Jiangsu o'lkasi Yancheng shahri Shiashui noyasidagi bir ximiyalik zavodda cho'ng portlash yuz bergandan keyin Shi Jinping munosabatli tarmoqlarga ijtimoiy muqimlikni kafolatli qilish va jamoat fikrini kontrol qilishni kuchaytirishga buyruq qilgan edi. Sharq Turkiston qarindoshlik uchrashuvi va Milliy birlik shurosining tayyorlik kengash yig'ini ochildi. 12-chi navbatlik dunyo Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashuvi va 3-chi navbatlik Sharq Turkiston Milliy birlik shurosining tayyorlik yig'ini Istanbulda ochildi. Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati 2009 yildan boshlab Sharq Turkistonning vakillik ziyolilari, akademiklar, ommaviy tashkilotlarning vakillari va Sharq Turkiston da'vosi uchun kuch chiqarayotgan kishilar bilan birlikda yilda bir qatim Dünya Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashish yig'ilishini davom qilib kelmoqda. Şarkı Türkistan Mağribi Hemkarlık Cemiyeti Reisi ve Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan bu haqda to'xtalib, 12 yıl devamlaşkan qeyrindoshlik uchrashuvi neticesinde ideologiya, birlik, ortak stratejilik tunuş qatorliq sahalarda cemiyet ve xalqaradagi teşkilatlar içinde ko'rinarlik ilgirlash bo'lganligini bildirdi. Bu yıl 7-nji 13-nji günden 15-nji kunigacha o'tkazilmoqchi bo'lgan yig'in Xitoy virus sababli planlangan kunda o'tkazilmagan. Bu qitim Ma'rif jamiyati ommaviy tashkilotlarning talabiga asosan sog'lomlik tadbirlarini yaxshi qilish, odam ko'p bo'lib ketmaslik sharti ostida kengashish orqali 3-nji navbatlik Sharqi Turkiston Milliy Birlik Shura yig'inini etishni qaror qilgan. Hidoyatulloh O'g'izxon yana bu qitimliq yig'inda xulosa chiqarish kerak bo'lgan barliq masalalarni ko'zdan kechirib, hal qilish orqali umumiy yo'l xaritasi va strategik harakat birligi barpo qilishni maqsad qilganligini, bu tirishchiliklarning Sharqi Turkiston xalqining beshig'i kelgan iyg'ir kunlardan qutulish yo'lidagi mayak bo'lib qilishini umid qilganligini bildirdi. Mazkur yig'inda 12-nji navbatlik dunyo Sharqi Turkistonliklar qeyrindoshlik uchrashuvi va 3-nji navbatlik Sharqi Turkiston Milliy Birlik Shurasi yig'inini Xitoy virus sababli maska taqash, ijtimoiy orliq saqlash, yig'in ishtirokchilarini azaytish qatorliq qonuniy cheklovlar bilan 9-nji ayning 26-nji kundan 28-nji kunigacha 2 kun echish qaror qilindi. H&M şirketi Şarkı Türkistan'dan paxta mahsulotları təminləşini toxtatdı. Şvetsiyaning tunulğan kiyim-keçek markası H&M şirketi özlərinin Şarkı Türkistan'daki heç qandaq kiyim-keçek zavodi bilan aloqa qilmaydiganligini ve u yerdagi zavodlarga zakaz bermaydiganligini bildirdi. Bloomberg gazetasining xabar qilishicha, H&M şirketining bayonotchisi Ulrika Isakson bu haqda gazetga qaytargan javobida H&M şirketining hozir Şarkı Türkistan'dan heç qandaq mal kirgizmayotganligini ta'kidlagan. U yana biz Xitoy o'lkalaridagi mal ta'minlovchi zavodlarningmi majburiy emgakdan foydalanib, Uyg'ur ishchilarini ishlatmaganligiga kapolatlik qilish uchun zarur tadbirlarni qo'llanayotimiz degan. Ular bayonotida yana o'zlarining ilgari yaxshi paxta qurilishi deb atalgan programma asosida Sharqi Turkistondan paxta olganligini, biroq hozir bu programmani to'xtatganligini jakarlagan. Bu haftanın başında Trump hükümetinin Şarkı Türkistan'da menba kılgan paxta mahsulotlarini majburiy emgakka chetishlik bo'lganligi uchun bir qismini yoki hammasini man'iy qilishni o'ylashayotganligi ma'lum bo'lgan edi. Bu Yevropa ve Amerikaning kiyim-kechak bozoriga ta'sir ko'rsatadigan zo'r qaror bo'lg'achqa kuchli diqqat qo'zg'agan edi. Navbatda Amerika hukumatı Uyg'urlarning majburiy emgakka asosidagi mahsulotlarning Amerika bozoriga kirishini to'xtatish uchun zo'r tirishchilik ko'rsatmoqda. Bundaq hareketlerinin hazır Amerika ve Avrupa'nın dağlıq kiyim-keçek markaları üstüde besim payda qılıyatqanlığı ma'lum. Amerika Tashqi İşlər Ministeri Mike Pompeo Xitay təşviqat aparatlarının 200-limichiligini tanqid qildi. Ma'lum bo'lishicha, Amerikanın Xitayda turishliq baş elçisi Terry Branstad Xitay Kompartiyasining organ geziti bo'lgan Xalq gezitiga Amerika-Xitay munosabatlari haqida bir parça maqola avatgan. Biroq mazkur gazetning tahrir hay'ati uning maqolasini e'lon qilishni rad qilgan. Amerika Tashqi Ishlar Ministeri Mike Pompeo 9-sentabr kuni e'lon qilgan bu vaqtdagi yozim bayonotida bosh elchi Terry Branstadning maqolasida asli ikki davlatga foydali so'zlar borligini, ya'ni Amerika-Xitoy munosabatlarining ijobiy yo'nalishga taraqqiy qilishi uchun ikki davlatning cho'qim cheklimisiz munozara qila olishi va cheklimisiz holda aloqa o'rnatishi ta'kidlanganligini aytgan. U Xitoy kompartiyasining eng chong koniyi bo'lgan Xalq gezitining mushunchilik bir maqolani mo e'lon qilinmaganligini tanqidlab mundoq degan. Xalq gezitining bu harakati Xitoy kompartiyasining fikr erkinligidan va kuchlik aqliy munozirlardan qanchalik darajada qo'rqadiganligini, boshqa davlatlardan adil muomala talab qilib jadal qiladigan Beijingning qanchalik derecede 200-limicha işkenlikini to'liq namoyon qilib berdi. Mike Pompeo sözünün davomida bunun aksicha Xitoy hükümet amaldorlarining Amerikadagi hayati kuchga ve ishonchga to'lgan demokratiyadan to'liq foydalanib, yıllardan buyon Amerika xalqi bilan bevosita paranglashish, erkin taratqular orqali o'z hükümetining ko'z qarashlarini tarqitish fursatidan bahramon bo'lib kelganligini ta'kidladi. U so'z yana Xitoyning Amerikada turishliq bosh elchisi Suytyankayla bu yıl Amerikaning Washington pochtasi ve Siyasiyon qatorliq danglik axborot o'rinlarida 5 parça maqola e'lon qildi. Hamda CNN ve CBS televiziya kanallarga maxsus ziyorat berdi. Xitoy Tashqi Ishlar Ministerligi Xitoyning Yer shari vaqt gezdi ve Xitoy kundalik gezdi qatorliq davlat egaligidagi tashviqot organlari daim Twitter ve Facebook qatorliq Amerikaning ijtimoiy aloqa supalaridan haqsiz foydalanib bizning siyosatimizga, turmush usulimizga va fikr erkinligimizga hujum qilib keldi. Ular boshqa demokratik ellarda ham shunday qildi. Mike Pompeo bayonotining oxirida Xitoy agar dunyo bilan samimiy aloqa o'rnatishni xolisa, u holda g'arb davlatlarining ham Xitoyda o'xshash fursatlarga erishishiga kafolatlik qilishi kerakligini, Amerika va boshqa demokratik ellarning hukumat xodimlarining Xitoy xalqi bilan bevosita uchrashishiga, chet ellik muxbirlarning erkin xabar ishlashiga ruxsat qilib, ularga tahdid qilishni to'xtatishga chaqirdi. U agar undoq bo'lmaydi ekan, bu faqat Xitoy kompartiyasining xalq saylanmagan rahbarlarining o'z xalqining erkin fikr qilishidan va erkin dunyoning Xitoyning hokimiyat yurgizish usulini baholashidan naqadar qo'rqadiganligini ko'rsatdi deganlarni bildirdi. Amerika Sharq-Janubiy Osiyo ellari ittifoqini Xitoyga qarshi harakatga o'tishga chaqirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Sharq-Janubiy Osiyo ittifoqi ellarini Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi mavjudiyatiga qarshi harakatga o'tishga chaqirdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Sharq-Janubiy Osiyo ellari ittifoqining 53-navbatlik tashqi ishlar ministrlari darajalik televiziya telefon yig'inida qilgan so'zida Xitoyning ixtilofliq suv tabiiyliklaridagi harbiy harakatlarga bayonotlar bilanla emas, amaliy hareketler arqalıq cevap qaytırılışı lazımlığını. Amerika Qo'shma Shtatlarının həmişə bu dövlətlərinin yenida ikənligini təkidləb mundaq dedi. Xitay Şərqi-Cənubi Asiya əlləri ittifaqı nizamnaməsidən orun alğan demokratik qimmət qarışı, igilik hüquq, baraberlik və zimin bütünlüyü qatarlıq prinsiplarga hörmət qılmayatıdı. Meningçe yana bir qadam ilgirləşki toğri kelidi. Çünki bayanatlar yeterlik emas, hareketke ötüş kerak. Xitay kompartiyasının bizni və xalqimizni besib elişiga yol qoymaylı. Özünlərə toluq işininglər, Amerika sizlərə yardım beridi, dost sifatida yeninglarda bo'ladi. Xitoy 1947-yili e'lon qilgan 9 liniyalik siziq nomli xarita orqali Janubiy Xitoy dengizining 80% da igilik huquq da'vosi qilmoqda. Xitoyning bu rayonning mo'l suv osti manbalariga bo'lgan igilik huquq da'vosi Filippinni o'z ichiga olgan Vyetnam, Beruni va Malayziya qatorliq dengiz bo'yidagi qo'shni davlatlar bilan bo'lgan igilik huquqi mojarosini keltirib chiqarmoqda. Beyjingning talash tartishliq suv tabiiyliklarida barpo qilgan sun'iy orollar ustiga qurgan harbiy bazalarni qorallandirganligi to'g'risidagi da'volar Amerika va rayon davlatlari bilan Xitoy o'tirisidagi jiddiylikni keltirib chiqarmoqda. 2016-yili xalqaro kesim soti Filippinning iltimosiga asosan chiqargan qarorida Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi bir taraflamalik igilik huquq talablarining qonunsiz ekanligini qarorlashtirgan edi. Yaponiya Xitoyning kengaymichilik siyosatlarini endişe ichida ko'zlayotganligini bildirdi. Yaponiya Tashqi ishlar vaziri Motegi Tepshi Xitoyning Janubiy Xitoy dengizi va Sharqiy Xitoy dengizidagi kengaymichilik siyosatlarini endişe ichida ko'zlayotganligini aytdi. Motegi Sharq-Janubiy Osiyo ellari ittifoqining 53-navbatlik tashqi ishlar ministrlari darajalik televiziya telefon yig'inida bu haqda to'xtalganda mundaq dedi. Xitoyning Janubiy Xitoy dengizi va Sharqiy Xitoy dengizidagi mavjud holatni bir taraflamalik holda o'zgartirishga qarata urinishlari izchil davomlashmoqda. Xitoyning kengaymichilik siyosatlarini andisha ichida kuzatayotamiz. Darvaqa Xitoyning bu siyosatlari rayondagi surkilishni barg'ansira avj oldirib o'tmoqda. Xitoy rayondagi surkilishni pasaytirish chaqirig'iga qizg'in ovoz qo'shib, harakat kodlariga rioya qilishi hamda 3-davlatlarning haq-huquqlarini dafsanda qilmasligi va Birlashgan Millatlar Tashkilotining dengiz qonuni ahdnomasiga amal qilishi kerak. Yaponiya davlat mudofaa vaziri Kono Taro strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi chaqirilgan televiziya telefon yig'inida qilgan so'zida xalqaro jamiyatni Xitoyning Tinch okean rayonidagi kengaymichilik siyosatidan ehtiyot qilishga chaqirib mundaq dedi. Men davlat mudofaa vaziri bo'lish sifatim bilan shuni aytishim kerakki, Xitoy Yaponiya uchun bexatarlik tahdididir. Amerika Yaponiya o'rtasidagi ittifoqdoshlik munosabati to'g'rilikmi to'xtalgan Kono tahdidlarga qarshi davlatining butkul zaminini qo'g'dashga tayyor ekanligini bayon qilib mundaq dedi. Agar biz unda qilmasak, biz yana bir Janubiy Xitoy dengiziga duch kelamiz. Xitoy bu joylarda zamin talab qilganda xalqaro jamiyat buningga qarshi harakat qo'llanmadi. Bunday ahvol dunyoning har qanday yerida yuz berishi mumkin. Her qanday bir jamiyat uchun baloyi ofat hisoblanadigan fitna ig'volar tarixdan buyon o'zilib qolmagan va kuchli davlatlarning yiqilishiga, jamiyatning parchalanishiga sabab bo'lgan. Uyg'ur xalqimi o'tmishdan ta hozirgacha fitna ig'vodan iborat bu ofatning ig'ir ziyniga uchrab kelmoqda. Shundaqla azaliy dushmanimiz Xitoymi muhojiratdagi xalqimizni bir yerga keltirmaslik parçalaş arqılıq küçümüzni acizletiş üçün bütün küçünü iş qısalmaqda. Uçuq söhbət proqramımızdan bu qıtımqı alahidi sanıda kəmini Abdulla Yalqun pitni iğva bilən tənqidni ayırışının ölçümü nima? Pitni iğvalarının Şərqi Türkistan davasığı körüsüdüğən səlbi təsirləri qayısılar. Uyğurlar tarixdə pitni iğva səbəblik qandaq məğlubiyyətli uçurğan. Pitni iğvalar cəmiyyətki qandaq balayı abətlərini elib gelidir. Pitni iğvalardan qutuluşunun yolları barmı? Pitni iğvanın dinimizdeki hükmü nima qatarlıq suallarını sorayman. Şərqi Türkistan Ölümalar Birliği Reis Vekili Ustaz Mahmudcan Damullam, Dünya Müslüman Alimler Birliği Azası Ustaz Abdurrahman Cemal, Selçuk Üniversitesi Tarih Pelleri Doktoranti ve Yazgıcı Abdurrahim Dövlet, Sakarya Üniversitesi Tarih Pelleri Doktoranti Nuriddin İzbasar qatarlıqlar cevap verildi. Kəm körülmelerimizde 12. sentabr şənbə günü İstanbul ve Moskova vakti kəs saat 18'de İstiqlal ekranlarında kütümüz. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki barlıq hizmetdaşlarıma köptün köp rahmet eylemen. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.